Partisi mensupları. Merkez Yönetim Kurulu'nda bugün yine ülkemizin içinde bulunduğu derin buhranı ele aldık. Atalarımız cehaleti üçe ayırmış. İlki cehli basit. Yani bilmeyen ama bilmediğini de bilenler. İkincisi cehli mürekkep. Bilmeyen ama bilmediğini de bilmeyenler. Üçüncüsü ve en tehlikelisi cehli mikap. Bilmeyen, bilmediğini de bilmeyen ama en doğruyu bildiğini sananlar. Bunların diğer adı da katmerli cahildir. En zararsız olan cehalet ilkidir. Yani cehli basit. Çünkü bilmediğinin bilincinde olan kişi öğrenebilir. Cehli mürekkebin tedavisi biraz daha zordur. Çünkü bunlarda bilmediğini bilme bilinci yoktur. Ama böyle bir bilinç geliştiğinde de bunlar da öğrenebilir. Cehli mikap ise tedaviye hiç ama hiç açık değildir. Böyle bir cehalette malul olanlar kerameti kendinden menkul yanlış bilgilerini ilim sanırlar ve bedeli ne olursa olsun yanlışta ısrar ederler. Bunlar sıradan işlerle meşgul olurlarsa zararları dar bir muhitte sınırlı kalır. Ama hem kibir hastalığıyla hem de cehli mikapla malul birine büyük görevler verilmiş, verilmişse karşılaşılan zarar da o nispette artar. Yıkıcı olur. Hele hele, hele bunlar bir devletin başındaysa bir de o devlette denge ve denetimin olmadığı ucube bir rejim hakimse sonuç tüm ülke için felaket ve ağır bir yıkım olur. İşte bugün Cehli Mikap'la malul tek bir kişinin elinde ülkemiz ne yazık ki oradan oraya savruluyor. Görülmemiş bir güven krizini ve çok ağır bir ekonomik buhranı yaşıyoruz. Milli paramız dünyanın tüm para birimleri karşısında pul oluyor. Milletimizin yıllarca çalışıp biriktirdiği alın teri heba oluyor. Milli varlıklarımızın değeri beş paralık oluyor. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan gelenler eriyen milli paramızın kaymağını yemek için Edirne'yi, kırklar elini, Tekirdağ'a işgal ediyor. Mülk alıyorlar. Limanlarımız elde kalan son stratejik tesislerimiz körfez şeyleri için göreceğe çıkarılıyor. Elde kalan bu son milli varlıklarımıza batan geminin malları muamelesi yapılıyor. Koskoca ülkemiz bir milyoncu mağazasına çevrildi. Allah aşkına şu hale bir bakın. Memlekette iki türlü kuyruk peyda oldu. İlkinde yani burada ucuz ekmek için karda kışta saatlerce bekleyen bu ülkenin evlatları var. Bunda ise Türk lirası pul olduğundan marketleri yağmalamak için Bulgaristan'dan gelenlerin kuyruğu var. Tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi ülkemizin güç ve itibarının simgesi milli paramızla Arap turistler sosyal medyada alenen alay ediyor. Ülkemizi bu acıklı hale sokan cehlim bu derecesi için insanın mutlaka gayret sarf etmesi gerekiyor. Erdoğan ve şurekasının ağzından düşürmediği dış güçler bile güzelim ülkemize bu kadar zarar veremezdi. Ne güzel diyor Yunus Emre. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Ama cehli mikap ve kibir hastalığıyla malul Erdoğan yarım yamalak yalan yanlış bildiğini ilim zannediyor. Hatırlayın daha önce de kendini jokey sanmıştı. Atın üstünde 30 saniye duramadı. Bedelini attan düşerek ödedi. Şimdilerde kendisini ekonomist sanıyor. Ekonominin kitabını yazdım diye böbürleniyor. Ama bu sefer yalan yanlış kararlarının ağır faturası ülkemize çıkıyor. Bedelini milletimiz ödüyor. Milli bayrağımız gibi, milli marşımız gibi, bağımsızlığımızın simgesi milli paramız tepe taklak düşüyor. Niye böyle oldu diye sorarsanız Erdoğan diyor ki benim hiçbir sorumluluğum yok. Millete masallar anlatıyor. Biz değil dünya kötü diyor. O da olmazsa dış güçler ekonomimize operasyon çekiyor diyor. Şimdi soruyorum, dünya bizden kötüyse, Amerika battıysa, neden paramız Amerikan doları karşısında yılbaşından bu yana yüzde 58 değer kaybetti? Almanya, Fransa, hasılı tüm Avrupa perişansa, neden Türk lirası avro karşısında son bir yılda yüzde 54 değer kaybetti? Eğer dünya bizden kötüyse, dolar, avro bizim paramız karşısında değer kaybetmeliydi. Ama tam tersi oldu. Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Yeni başkan çekirdek enflasyonu esas alacağız dedi. Üç ayda, üç ayda paramız dolar karşısında yüzde elli değer kaybetti. Merkez, Baş Merkez Bankası Başkanı'nı kim görevden aldı? Amerika Birleşik Devletleri mi? Yoksa damat mı görevden aldırdı? Kim kime saldırıyor? Hanedan içindeki intikam savaşları ne zamandan beri dış güçler tarafından yönetiliyor? Hadi diyelim dış güçler saldırdı. O halde hep her sıkıştığınızda kapısına koştuğunuz tank fabri palet fabrikasını peşkeş çekecek kadar kıymet verdiğiniz tüm ülkenin tapusunu üzerine yaptığınız Katar'ın riyali karşısında Türk lirası yıl başından bu yana neden %57 değer kaybetti? Katar da mı dış güç oldu üstümüze geliyor? Yine bu milleti dostluk ve kardeşlik bağımızın olduğu Pakistan'a dış güç diyecek, onu dış güç görecek kadar cahil mi sanıyorsunuz? Neden Türk lirası yılbaşından bu yana Pakistan rupisi karşısında %52 değer kaybetti? Şu son dönemde Türk lirası Mozambik metikali karşısında yüzde 63. Papua Yeni Gine Kinası karşısında yüzde 57 değer kaybetti. Haritada bir bakışta yerini zor bulacağımız Mozambik ve Papua Yeni Gine de mi bizim ekonomimize kumpas kurdu? Geçin bu hikayeleri. Buradan söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Sorun dışarıda değil, sorun içeride. Sorun doğrudan ucube şahsım rejiminde sorun cehli kap ve kibir hastalığıyla malul bir kişinin hükümet etmesinde. İşte şimdi bu dış güçler lafına Erdoğan'ın kendi atadığı yeni hazine ve maliye bakanı bile inanmıyor. Yok öyle bir şey diyor. Ucube tek adam rejimini getirdiler. Meclisi devre dışı bıraktılar. Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek ülkeyi yangın yerine çevirdiler. Milletin 128 milyar dolarını niye kime kaça demeden sattılar? İktisat okuyanlar gayet iyi bilir. Sermaye hareketlerini açık bir ekonomide hem döviz kurlarını hem de faizleri aynı anda kontrol etmek için döviz satmak dibi delik kovaya su boşaltmaktan başka bir şey değildir. İktisat teorisinde buna imkansız üçlü denir. Biz buradan da biz söyleyi verelim. İşte ekonomi konusundaki katmerli cehalet Merkez Bankası'nın önce bir kolunu bağladı, sonra diğerini de kesip attı. Ülke tarihinde görülmemiş bir devalüasyonla karşı karşıya kaldık. Ülke toprakları yabancıların talanına açıldı. Erdoğan kendisini ekonomist diyor da bu rahmetli Erbakan'ın dediği gibi kendisi olsa olsa IMF ekonomisti olur. Şimdi de okuduğunu iddia ettiği ekonomide şöyle bir kural var diyor. Dere yatağında akarmış. Ya Bu ne demek? Bu cinali cümlelerini Erdoğan acaba hangi ekonomi kitabında okumuş? Ama ben buradan bir şey söyleyeyim. Erdoğan'ın yönettiği ekonomide derelerimiz dahi yatağında akamadı. Yandaşlarının yaptığı HES'ler nedeniyle kurdu. Dere yataklarına evler inşa ettirildi ve yatağında akmasına izin verilmeyen o derelerde geldi. Milletin canını, malını, mülkünü elinden aldı. Tekrar söylüyorum. Gerçekten bu kadar cehalet ancak özel bir gayretle mümkündür. Bu kadar gaflet, bu kadar süreye zor sığar. Şu anda Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait tek bir sent bile yok. 10 Aralık itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kasasında 38 milyar 781 milyon dolarlık açık var. Ama Merkez Bankası kendisine ait olmayan dövizleri satmaya devam ediyor. Son iki haftada piyasaya 10 milyar dolar satılmış. Ama Türk lirası kar gibi erimeye devam etmiş. Yani dibi delik kovaya su boşaltılmış. E şimdi hata bir kez yapılırsa hatadır. Hata tekrarlanırsa bu bir tercihtir. Veya yapılan alenen birileri için bir tezgahtır. Böyle bir yıkımı bu şiddette gerçekleştirmek ancak özel bir gayretle mümkündür. Erdoğan dünya bizden kötü hikayesini milletimize yutturamadı. Dış güçler saldırıyor masalına kendi bakanı da dahil hiç kimse inanmadı. Bunu görünce de kendi hataları nedeniyle ortaya çıkan felaketin sorumluluğunu Yüce Allah'ın üzerine yıkacak kadar yoldan çıktı. Dün akşam Naslar neyi gerektiriyorsa, direktiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu diyecek kadar ileri gitti. Ülkeyi yangın yerine çevireceksin. Yabancılara talan ettireceksin. Sonra da muaviye misali Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtıp mızrağa geçirerek kendine kalkan yapmaya kalkacaksın. Edep yahu. Ama artık Erdoğan'a güven bitti, yapı paydos. Bu bölümü geçmek için basacak tuşu kalmadı. Merkez Bankası'nın faizini 5 puan indirdi. Ama hazinenin borçlanma faizi aynı dönemde 5 puan arttı. Merkez Bankası'nın tabela faizinin 19'dan 14'e inmesinin gerekçesi nasıl? peki hazinenin borçlanma faizini yüzde on yediden yüzde yirmi ikiye çıkarmanın gerekçesi ne oluyor? Devlete borcunu ödemekte geç kalan vatandaşa aylık yüzde bir virgül altı, yıllık yüzde on dokuz virgül iki gecikme faizi uyguluyorsunuz. E bu gecikme faizini sıfırlamak piyasanın değil, doğrudan Erdoğan'ın yetkisinde. Madem Faizi indirmek nasıl gereği? Hadi bu sıfır, bu faizi de sıfırlasanız ya. Milletin yüzünü bir güldürseniz ya. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür şahsın rütbeyi aklı eserinde. Erdoğan'ın eseri ortadadır. Milletin borç faiz yükü giderek artıyor. Ne yazık ki bu gidişle daha da artacak. Enflasyon çok zaman çok yakın zamanda 30'a sonra 40'a çıktığında Hazinenin borçlanma faizi de, bankaların kredi faizi de bu seviyeleri geçecek. Çünkü Erdoğan faizi de, faizcileri de, tefecileri de sever. Rahmetli Erbakan'ın dediği gibi kendisi IMF iktisatçısıdır. Erdoğan hükümetleri döneminde Londra'daki, New York'taki faiz lobilerine 20 yılda 194 milyar dolar ödendi. Faizle ilgili nas nedense bu ödemeler yapılırken hiç akla gelmedi. Vatandaşa gelince naz, tefeciye gelince naz. Milletimiz siyasete bir yüzükle girenlerin bugün milletin parmağında tek yüzük bile bırakmadığını artık gördü. Bunların yönettiği ülkede saray şürekası millete porsiyonları küçültün dedi. Enerji Bakanı gazı biraz kısın dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı pazara akşama doğru gidin dedi. Ama saray itibardan tasarruf etmesin diye bütün bu tasarrufu sarayın beslemeleri yoksul halkın üzerine yıktı. Kendileri ne yaptı? Şu zor günde kendilerinin yaptıklarına bir bakın. Tanesine 1, 1, mily 1 milyon 800 bin avro yani bugünkü kurdan araç başına 33 milyon lira ödeyerek Erdoğan'a 3 yeni Mercedes aldılar. İnsanda e, insanda biraz vicdan olur, izan olur, utanma olur. Değerli basın mensupları, aklı başında olan hiç kimse yüksek faizden hoşlanmaz. Ama enflasyon alıp başını giderken faizleri emirle indirmeyi de kimse düşünmez. Dünya üzerinde resmi enflasyonu hızla yüzde otuz ve üzerine doğru yükselirken, faizleri indirmeye devam edeceğini ilan eden tek ülke biz. Üstüne üstlük bunu ne zaman yapıyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma takvimini açıkladığı zamanda. E dünyada faizler artacak. İngiltere Merkez Bankası faizleri arttırmaya başladı bile. Yani ucuz para dönemi bitiyor. Bu arada bize benzer ekonomilerin hepsi de faizlerini arttırdı. Ya da arttırmaya hazırlanıyor. Brezilya politika faizini yüzde ikiden yüzde dokuz virgül yirmi beşe çekti. Rusya yüzde dört virgül yirmi beşten yüzde sekiz buçuğa çekti. Meksika yüzde dörtten yüzde beş buçuğa çıkardı. Elbette hepimiz faizlerin düşmesini isteriz. Ama rüzgara karşı tükürmeye kalkarsanız o tükürük yüzünüze yapışır ekonomik dengeleri bozmadan iktisat bilimi içinde kalarak faizleri düşürmenin yolları ve yöntemi bellidir. Çözüm iktisat bilimi içinde aranmalıdır. Faizleri düşürmek için enflasyon beklentilerini ve risk primini düşürmek gerekir. Ama Eylül başında ülkemizin kredi risk primi 359'du. Şimdi 522'ye sıçradı. Neden? Çünkü saray faizleri indirin emri verdi de ondan. Kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Hem enflasyon beklentileri hem de risk primi sıçradı. Türk lirasının para olma fonksiyonları gitti. Faizi düşürmek mi istiyorsunuz? Önce şu parmaklarınızı bir tuşlardan çekeceksiniz. Ama böyle olmuyor. Erdoğan dün akşam bir konuştu. Pazartesi günü finans dünyasında sıkıntı ol, sıkıntılar olacak iddiaları var dedi. Ardından da faiz indirimlerinin devam edeceğini söyledi. Şu saate kadar Türk lirası tek bir günde yüzde yedi değer kaybetti. Ben buraya gelirken dolar on buçuk liranın üzerindeydi. Bunlar olacak şeyler değil. Bütün bunların tek bir sorumlusu var. O da Erdoğan. Erdoğan ne zaman konuşsa kurda ülkemizin risk primi de artıyor. Bu kasıtsız olamaz. Cehlim bu kadarı tekrar söylüyorum ancak planlı programlı olur. Eskilerin güzel bir lafı var. Ehemi mühime tercih etmek. Yani en önemliyi önemliye tercih etmek. Şu anda Türkiye ekonomisi için en önemli şey döviz kurundaki aşırı oynaklığı ve ekonomideki istikrarsızlığı gidermektir. Bunun için Erdoğan'ın elini tuşlardan çekmesi ve artık susması gerekir. Ülkemiz şu anda organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Erdoğan'ın bundan hemen vazgeçmesi gerekir. Ama bu da yetmez. Ülkede kaybolan güveni geri getirmek için milletin hakemliğine başvurmak, sandığı milletin önüne bir an evvel getirmek tek çaredir. Bu ortamda yurttaşlarımız paralarının satın alma gücünü korumak için haklı olarak dövize koşmaktadır. Bankalardaki mevduatın yüzde 64'ü yabancı para mevduata dönmüştür. Biz böyle bir dolarizasyonu ne 1994 krizinde ne de 2001 krizinde gördük. Döviz piyasasında o kadar büyük bir oynaklık yaratıldı ki artık kimse fiyat belirleyemiyor. Bugün malını satan esnaf Yarın aynı malı rafa koyamayacağından endişe ediyor. Satmamak satmaktan daha karlı hale geldi. Tedarik zincirleri tamamen koptu. Kış geldi, kar başladı. Piyasada kışlık lastik yok. İki ay önce parası verilip sipariş edilen lastiklere sipariş iptali geliyor. Millet şu soğukta balkonunu camla kaplatmak istese küçük bir servete mal oluyor. Bugün, Son model bir akıllı cep telefonu almaya kalksanız Türkiye'deki fiyatı 31.999 liradan başlıyor. Aynı telefon Almanya'da 1249 avroya satılıyor. Almanya'da asgari ücret 1585 avro. Asgari ücretle çalışan bir Alman genci bir aylık maaşıyla son model bir akıllı telefon alıyor. Üstüne de bir miktar para cebine kalıyor. Türkiye'de ise net asgari ücret 4.253 lira. Brütü 5.004 lira. Benim ülkemin genci asgari ücretle çalışacak bir iş bulabilirse, o da diyorum bir daha, asgari ücret, ücretle çalışacak bir iş bulabilirse, aynı telefonu almak için 6 ay çalışması gerekiyor. Yine de alamıyor, yetmiyor. Bir Alman gencinin 6 telefon alacağı sürede bir Türk genci tek bir akıllı telefon alamıyor. İşte ülkemizde gençlerin, emeğin ve emekçinin hali bu. Çalışma ve sus, asgari ücret deyince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı demişti. Ama Meclis'e yeni gelen teklifte bir de baktık. Düzenleme böyle değil. Sadece brüt asgari ücreti geçmeyen ücretler gelir ve damga vergisinden istisna ediliyor. Ücreti brüt asgari ücretin üzerinde olanlarda asgari ücrete kadar olan kısma istisna getirilmiyor. Gelir ve damga vergisi eskisi gibi tahsil ediliyor. Hem de tamamından. Sadece vergiden sonraki ücret Net asgari ücretin altına düşerse aradaki fark net asgari ücrete tamamlanacak. Bu hükümet ülkemizde çalışanların yüzde 60'ını zaten asgari ücretli yapmıştı. Şimdi anlaşılan niyeti ülkenin tamamını asgari ücrete mahkum etmek. Bu düzenlemeyle asgari ücrete yakın ücret alanlarla ilgili ayda asgari ücret dışında fazla mesai ve sosyal ödenek alanlar, ciddi bir kayba uğrayacaktır. Fazla mesainin, sosyal ödeneklerin, ikramiyelerin önemli bir bölümü vergiye gidecektir. Mevcut ücretler dahi aşağıya çekilecektir. Asgari ücret tek tip ücrete dönüşecektir. İşçilerin çok ciddi kıdem ve emeklilik aylığı kayıpları olacaktır. Bu haliyle bu düzenleme ülkemizde iş barışını bozar. Ücret adaletini ortadan kaldırır, ekonomide kayıt dışılığı arttırır. Elden açıktan maaş ödemelerini arttırır. Anlaşılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında bir koordinasyon sıkıntısı var. Erdoğan şahsım yönetiminde bu sıkıntılar artık vakayı adiyeden oldu. Gerçi bu akşam ikisini çağırıp konuşacakmış. Bakalım ne çıkacak ama bu vergi sorunu ciddidir. Bu nedenle söz konusu düzenleme mecliste ivedilikle düzeltilmelidir. Değerli basın mensupları. Adaletin yürüyen timsali timsali Hazreti Ömer bana hatalarımı kusurlarımı söyleyen benim gerçek kardeşimdir buyurmuş. Hatta hata ve kusur elbette insana mahsus. Ama Erdoğan ne eleştiri kabul ediyor, ne ta, ne de hatalarını düzeltmek için gayret sarf ediyor. İşte ekonomide yaşanan sıkıntılar sonunda iş dünyasının da canına tak etti. Bugüne kadar suskun kalan. Top, TÜSİAD, İstanbul Sanayi Odası Başkanları ekonomideki akıl dışı gidişi mahcup da olsa eleştirmeye başladı. Ülke yönetenlere düşen görev ise... Bu eleştirilerden husumet çıkarmak değildir. Bu eleştirilere ön yargısız kulak vermektir. Çünkü Türkiye ekonomisi üzerinde kumar oynanacak, ya tutarsa denilerek üzerine elbise biçilecek bir ekonomi asla değildir. Söz konusu olan 84 milyonun kaderidir. 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Böyle giderse Türkiye gelecek yıl 800 milyar dolarlık bir ekonomi de olamayacak. Dolayısıyla milletin, emekçinin, emeklinin, çiftçinin, esnafın, iş dünyasının kaygılarına, sesine kulak verilmelidir. Erdoğan şahsım yönetimine tavsiyemiz. Kendisine duymak istediği şeyleri söyleyen saray dalkavuklarına değil, bir zahmet sokağın haline bakmasıdır. Ekranlarda önce bizim gençlerimize, yetmeyince de Afrikalı gençlere sarayda hazırlanan vıcık vıcık çanak sorular sordurup kendi kokusuyla mest olmayı artık Erdoğan bırakmalıdır. Milletin içine girmelidir. Sorunları dinlemelidir. Biz her gün insanlarımızla beraberiz. Milletimizin hali ortadadır. Sıkıntılar çok büyüktür. Milletimiz artık en kısa sürede sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Ülkedeki güven bunalımını aşmanın başka bir yolu yoktur. Sandık döviz piyasasına da faize de yapılacak en etkili müdahale olacaktır. Artık daha fazla gecikmeden milletin hakemliğine gitmek herkes için en hayırlı seçenektir. Milletimiz bugün içinde yaşadığı sıkıntılara çare beklemektedir. Milletimiz can ve mal güvenliği, söz söyleme özgürlüğü ve gerçek demokrasi istemektedir. Milletimiz yoksullaşarak ihracat yapmayı, tasarruflarını atadan dededen kalan gümüşlerini, elinde avucunda ne varsa satarak cari dengeyi tutturmayı reddetmektedir. Milletimiz yapısal reformlarla dijital ekonomiyi güçlendirerek, yeşil mutabakatla, eğitimle ülkede verimliliğin, emeğin verimliliğinin arttırılmasını istemektedir. Bu şekilde cari dengeyi fakirleşerek değil, zenginleşerek tutturmak istemektedir. Bizim gençlerimiz de bir Alman genci kaç gün çalışarak bir akıllı telefon alabiliyorsa onun kadar. Hatta daha az çalışarak akıllı telefon alabilmelidir. Milletimiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir çocuğun kendini açlıkla terbiye etmediği bir ülke istemektedir. Milletimiz devletinin, siyasetçinin iki dudağına bakmadan, işsiz, parasız kaldığında, muhtaç olduğunda devletin im imkanlarının bir hak olarak yanında olmasını istemektedir. Milletimiz borca batmadan, enflasyon, faiz, döviz bataklığında boğulmadan, havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeden refaha kavuşmak istemektedir. Milletimiz yeni kurumlar, yeni kurallar ve tüm bunları yapabilecek yeni kadroları arzulamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bunları gerçekleştirmeye hazırız. Cumhuriyeti milletimizle beraber biz kurduk. Demokrasi ülkemize biz getirdik. Emekçiye sosyal haklarını biz verdik. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da ülkemizi gerçek demokrasiyle, refah devletiyle taşlandırmaya, orta, orta gelir tuzağından kurtarmaya, milletimizi topyekün dünyanın en zengin milletlerinden biri yapmaya biz talibiz. Milletimizin teveccühüyle iktidara talibiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize iletilen soruları aktaracağım. <laughs> İlk olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. Daha önce CHP'den yapılan açıklamalarda belediye başkanlarının adaylığına sıcak bakılmadığı ifade edilmişti. Fakat belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu yeniden gündeme geldi. Bu konuda genel merkezin görüşü nedir? Bu konudaki görüşlerimizi gerek Sayın Genel Başkanımız, gerekse parti sözcüsü olarak ben partimizin görüşlerini defaatle ifade ettik. Artık bunları bir daha tekrarlamaya gerek yok. Ama Cumhurbaşkanı adayımızı karşımızdakiler merak ediyorlarsa getirdiler sandığı görürler adayımızı. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Fox TV'nin sorusu şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığına ilişkin yaptığı açıklamada fiyat artışlarının insanların günlük hayatı üzerinde yol açtığı sıkıntıyı biliyoruz dedi. Ve enflasyonu yakın zamanda düşüreceklerini söyledi. Bir süredir iktidar cephesinden sıkıntıların farkındayız açıklamaları geliyor ve enflasyonu düşürme sözleri de veriliyor. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? biraz önce konuşmamda ifade ettim. Yani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde dedi. Son 20 yıldır bu ülkede tek zenginleşen saray ve şürekası. Millet ise ezim ezim ezildi. Erdoğan enflasyonu nasıl düşürecekmiş? Beşli çetesine dolarlı avrolu ihaleleri veren kendisi saray beslemelerine 3-5 ayrı yerden 3-5 maaş veren kendisi, tefecileri ihya eden Erdoğan'ın kendisi, bunları yaptıkları için ülkede israf, talan ve enflasyon aldı başını gitti. Erdoğan daha önce de enflasyon düşecek dedi. Hatırlayın bu yıl Ağustos ayı kırılma noktası Ağustos'la birlikte enflasyonda düşecek demişti. O günden bu yana enflasyon daha da harlandı. Mutfaklarda tencereler boşaldı. Çok açık söyleyeyim. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur. Erdoğan değiştirilmeden enflasyon düşmez. Erdoğan gitmeden saray ve şurekasına, yandaş müteahhitlere, dünyadaki tefecilere döşenen hortumlar kesilmez. Erdoğan bugün kalkmış milletimizin şikayetleri var diyorsa o zaman neden orada oturmaktadır? Bir an önce sandığı milletin önüne getirmelidir. Evet. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili yaptığı açıklamada Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervini 135 milyar dolara kadar çıkardık. Biz yaptık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Yoktum. Cumhurbaşkanıydım dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan 2014'te ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım deyip işin başına geldi. Bu ucube tek adam rejiminin ilk adımları daha o zaman atılmaya başlandı. Nitekim yoktu dediği o yıllarda bu ülkenin seçilmiş başkanını başbakanına partisinin genel başkanına parti içi darbe yaptı. 24 Haziran'da verin şu kardeşinize yetkiyi faizle şununla bununla uğraşılır diyen yine Erdoğan'dı. Sonra çıktılar. Daha seçimlerin öncesinde bu ülkenin 128 milyar dolarını damadıyla beraber buharlaştırdı. Damat ne zaman Hazine ve Maliye Bakanı oldu? Erdoğan şahsım rejiminde oldu. Milletin 128 milyar doları ortalama 6 lira 30 kuruştan bu dönemde buharlaştırıldı. 128 milyar dolar kime hangi kurdan satıldı hala bilmiyoruz. Ama bugün dolar kuru 17 lira 45 kuruş. Ortada korkunç bir kamu zararı var. Şu anda bile Merkez Bankası Aralık ayı başından bu yana 10 milyar dolar rezerv sattı. Bu dolarların hiçbirisi bankaya ait değil. Şimdi Erdoğan ortadaki bu tablonun sorumluluğundan bu 20 yılın sorumluluğundan hiçbir şekilde ben yoktum diyerek kurtulamaz. Son 20 yılda bu ülkede yaşanan ne varsa bir tek sorumlusu vardır. O da Erdoğandır. Teşekkür ediyorum.